Merhaba. Üst üste ben. Yine ben. Aynı fon. Ama evde çocuklar da canlı ders yapıyorlar. O yüzden şimdilik bu fonla. Merhaba herkese. Birazdan sevgili Ekin Hanım'ı yayına alacağım. Ekin çok çok sevdiğim bir insan. Çok güzel bir sanatçı. Kendi de güzel. Biraz insanların gelmesini bekliyorum Ekin'cim. Herkese selam. Şimdi şöyle anlatayım. Marmaris Live Festival'dasınız. Gün boyu süren bir etkinlikteyiz. Böyle güzel konuklarla geceye kadar devam edecek. Tatlı bir program izliyorsunuz. Evet, bakalım. Hadi Ekin'i alalım şimdi yayına. Ekin'cim hazır mısın? Hop. Giyoruz. Hazır mısın? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel seni görmek. Seni de. Ne kadar uzun zaman oldu. Ya çok. Evet. Şimdi ben seni çok iyi tanıyorum. Benim sıra arkadaşım. Liseden sıra ev arkadaşımsın. Ev arkadaşımsın. Değil mi? Üniversitede de beraberdik. Daha sonra tabii herkesin kendi çizdiği yoldan ötürü böyle bir ayrı düştük ama hiçbir zaman kopmadık. Güzel güzel haberlerini hep aldım. Ara ara da görüştük. Şimdi sen bize bir anlat önce kendini. Ekin Anıl kimdir? Ya en zor soru herhalde. Yani şeyi hatırlıyorum. 98 yılında bilgiyi kazandık. Bizi bir amfide topladılar. Ve okulu, öğrenciliği, üniversiteyi anlatıyorlar. Diyorum birisi çıkıp bir kimdi acaba bilmiyorum. Bir ünlü bir kadın konuşmacı herhalde bir gazeteci falan da. Dedi ki kimsiniz? Bunu tanımlayabilecek birisi var mı? Çok insan söz aldı ve hepsine hayır dedi. Hiçbirimiz doğru cevabı bulamadık. Bu çok kimim sorusunun cevabını bilmiyorum. Herhalde hayatın anlamı bu yani. İşte bu sorunun peşinde koşturup durmuyor. Aslında hiç kimseyiz diyebilir miyiz? Hiç kimse de değiliz tabii. O kadar. Yani çok küçücük zerrecikleriz hepimiz dünya üzerinde ama bir şeyleri değiştirmeye, bir şeyleri gerçekleştirmeye de muktedir olduğumuzu biliyorum. Bunu bilmek güzel. Ne kadar kendimizin farkındaysak dünyanın etrafımızdaki evrenin içinde olduğumuz evrenin ne kadar farkındaysak oyuz herhalde. Bilmiyorum ki böyle bir yolculuk. Ben de asıl sormaya çalıştığın sorunun zeminini galiba anladım. Oradan bir yol açayım. Oradan bir yürüyeyim. Sonra yine böyle soru cevap devam eder. Çocukluğundan beri ne yapmak istediğini daha doğrusu bilen insanlardan biriydim sanıyorum. Hı. Hatta hep workshoplarda anlattığım hikaye bu. Korkma korkmama meselesine çok böyle dayanan bir hikaye. Çocukken kesin kararlıydım ben. Ressam olacağım ve yazar olacağım. Bunun kararını verip annemlere de deklare etmiştim. Onlar da büyük ihtimalle çok endişelenmişlerdi bu karardan. Dolayısıyla bu tabii hem endişeli olmaları hem de bir çocuğu bir konuda özellikle de böyle sanatsal bir şeyse fikir işçisi olmakla ilgili bir gaye ise bu. Bir çocuğu bu yönde iteklemek, onu desteklemek için bir takım ışıltılar, ışıklar falan görmek istiyorlar. Gerçekten ne kadar başarılısın. Evet, mucizeler bekliyoruz bazen çocuklarımızdan ki sanatçı olup olmayacaklarına karar verebilmek adına değil mi? Evet, hem buna karar vermek hem de onu o konuda yüreklendirmek için. Tabii çok doğal bir istek bu ama bir de bizim ülkedeki bu tanımların çerçeveleri çok özellikle zamanında çok daha kalın çerçevelerle çizilirdi.
bu tanımlar çok sertti. Mesela resim konusunda yetenekli bir çocuk ancak gerçekten daha küçükken aynısını, gördüğü şeyin aynısını yapabiliyorsa Değil mi? yetenekli. Yani ben hiçbir zaman aynısını yapabilen insanlardan değildim. Dolayısıyla o konuda pek iteklenmedim. Ama iyi yazı yazmaya başladım sonra. Baktım ki Ben hep seni yazıyla tanıdım. Şimdi lise hayatımızda da, üniversite hayatımızda da. Hep sen böyle bir işte şiir tarafına, şair tarafına, işte ne bileyim bir edebiyatla özdeşleştin benim kafamda. Her zaman Ekin dediğim zaman bir güzel yazı. El yazım da çok güzeldi, onu hatırlıyorum. Bir edebiyat, kitaplar onunla. Hiç resimle ben seni uyuşturmamışım kafamda ve bu işte illüstrasyona başladığın zamanlar çok şaşırmıştım gerçekten. Böyle bir yeteneğin olduğunu hiç bilmiyordum. Ki ev arkadaşıydık bir zamanlar, değil mi? Ona Evet. rağmen. İlk ev arkadaşım 16 yaşından. Evet. Dolayısıyla şöyle haklısın. Çünkü ilkokulda bu müthiş hevesli olduğum şey 5. sınıfta benim için sona erdi. Çünkü bahsettiğim o biraz önce anlattığım o kalın çerçevelerin içerisine ben hiç girmedim. Mükemmel bir portre yapamadım işte. Çok iyi bir natürmort tıpkısının aynısını hiç yapamadım. Benimkiler daha onlara benzeyen şeylerdi ama Evet. tıpkısını, dolayısıyla tıpkısının aynısını yapamadığın zaman, gerçeğe çok benzeyen ölçülerle bir şeyler çizemediğin zaman o zaman yeteneksizsin oluyor. Dolayısıyla ben de ona ikna oldum ve ilkokul 5. sınıfta dedim ki tamam, yani resmi eledik, o zaman yazıdan devam edelim bari. O yüzden yazı yazmaya daha doğrusu yazı zaten yazıyordum ama ona daha fazla eğilmeye başladım ve sonra zaten biliyorsun senelerce hayatımı yazarak kazandım. Şimdi bugün yaptığım işte sonuçta ben artık hayatımı böyle kazanıyorum. Kiramı böyle ödüyorum. Hayatımı böyle devam ettiriyorum çizerek. Ama çok uzun süre reklamcılık yaptığım için ve reklam yazarlığı bugünkü anlamıyla değildi. Biraz daha konvansiyonel bir reklamcılıktı. Ve reklam yazarı aynı zamanda, yani reklam zaten fikri bir dünya yaratıyorsun. Reklam yazarı bugünkü anlamda birazcık daha görsel olarak da fikri bulan taraftaydı. Şimdi aktörler, yazarlar artık beraber yapıyorlar bunu. Hem sözü hem görüntüyü beraber ortaya inşa ediyorlar ama bizim Aynı zaman. şarkıyı yapmak gibi. Evet. Dolayısıyla böyle bir disiplinle çok uzun seneler çalıştığım için kafamda bir fikir var hep ve bu fikir hem yazıyla hem de muhakkak bir görüntüyle, bir imajla vücut bulmak zorunda hissediyor. Dolayısıyla Peki beni tek işte çizgiye nasıl karar verdin? Yani ya bu bunun tek çizgi olmalı. Yani kendinde nasıl bunu hissettin, içselleştirdin tek çizgiyle kendini? Ya bu tarif ettiğim hiçbir şey karar değildi. Şimdi ben ressam olacağım, şimdi ben yazar olacağım. Büyük ihtimalle insanlar bunların kararlarını vermiyorlardı. Bunlar ola geliyor bence. Ben de bunun çok yolun çok başındayken bir sürü şey denedim. Bir sürü çizme tekniği denedim. Bu onlardan bir tanesiydi. Bunu en çok sevmemin sebebi şu. Tek çizgi çok yalın, çok sade, tıpkı şiir gibi azıcık kelimelerle bir şeyi anlatabildiğin bir metin gibi. Dolayısıyla ve ben insan ilişkileriyle, insanın evrimiyle, doğasıyla, çatışmalarıyla kafayı bozmuş birisi olarak ona en yalın haliyle anlatmayı seçtiğim için, dertlerim olduğu için bununla, bütün bu konularla, bütün bunlarla en az işaret eden şeyin tek çizgi olduğunu düşündüğüm için bu yolda devam etmeyi seçtim. Ama tabii tek çizgi dışında da bir sürü şey çalışıyorum. Tabii. Ama benim kendime en çok rahat hissettiğim, en çok içinde gezinebildiğim evren tek çizgi evreni oldu. Ne Homo sapien isimli bir çalışmayla başladı ve büyüdü her şey diye ben o şekilde takip ettim. Oradan dallanıp budaklandı, birçok tasarımlara
imza attın. Ondan sonra kraliyet ailesi geldi. Korkma geldi. Aldırma geldi. Değil mi? Birçok ünlü insanların da portresini tek çizgiyle başlattın. Tek çizgi değil. Onlar da ama çok az çizgiyle. Çok evet. Çok az çizgilerle. Evet, tek çizgi değildi onlar ama en az çizgiyle nasıl ifade edebilirim? Çünkü hep kafam hep oralara gidiyor. Kraliyet ailesi hariç. Hep en az lafla, işte reklamda da öyledir. Çok az zamanın vardır, ya çok az saniyen vardır, ya çok az yerin vardır söz söyleyebileceğin. Dolayısıyla benim de kafam öyle çalışıyor. O yüzden de en az çizgiyle, en az kelimeyle yapmaya çalışıyorum her şeyi. Ne kadar güzel. Yani ben internette gördükçe senin tasarımlarını çok daha fazla kişiye ulaşması gerektiğiyle ilgili hep kafamda şeyler oluyor. Çünkü ben de böyle kalabalık değil de yalın ve sade eserleri çok daha fazla seviyorum. Arkada da görüyoruz onları, değil mi? Çok güzel. bu konuda böyle bayağı bir workshoplar verdin. Çok insana dokundun. Onların da içindeki yeteneği keşfetmelerini belki de sağladın. Peki bu pandemi dönemi nasıl geçiyor senin için? Daha çok üretmek mi, yoksa neler yapıyorsun evde? Ben en başından beri rutinlerimi değiştirmemeye çalıştım. Çok erken kalkan insanlardan biriyim. İlla böyle günü kaçırmamam lazım. Sabahın köründe uyanıp işte duşumu alıp gerçekten pijamalarımı çıkarıp dışarı çıkacakmış, işe gidecekmiş gibi. Zaten evden çalıştığım için böyle bir disipline ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Yani evden çalışanların o disiplini sağlayabilmeleri için hakikaten böyle bir düzene ihtiyaçları var gibi geliyor bana. Dolayısıyla aslında benim için tek fark dışarı çıkamamak oldu pandemide. Ama elbette hepimizin geçtiğimiz yollardan ben de geçtim. Mesela arkadaşlarımla konuşuyoruz sık sık. Mesela son zamanlarda yaşadığım en büyük sıkıntı ve dikkatim 20 dakikaya falan indi sanıyorum, çocuk gibi. Bunu şimdi hepimiz için geçerli aslında bu. Ben de ara sıra fark ediyorum yani çok çabuk. Çünkü çok fazla uyaran var etrafımızdan. Fazla enformasyon girişi var beyne ve dolayısıyla bazı şeyler hızlı akıyor, hızlı gidiyor. Takip etmek için, yetişmek için. Bende de aynı şey var yani. Dikkat eksikliği hepimizde oldu galiba bu süreçte. Galiba evet, onu bilmek de beni rahatlattı mesela. Tek başıma değilim, tamam, o zaman bu normal. Çünkü bugünün normaline alışmak, işte herkesin, bütün bilim insanlarının söylediği şey yeni normal terimi. Yani hayatımızda artık yer etmesi lazım. Evet. Bu işte dikkat dağınıklığında, işte evin içinde bir kendime bir rota bildim. Önümdeki bütün engelleri, sandalyeleri, sehpaları, kenarları kaydırdım. Öyle değil mi? Böyle bir saat, bir buçuk saat yürümeye çalışıyorum. Tuhaf bir rotam var böyle. İşte onun içinde bir podcast açıyorum. Mesela müzikle yapamıyorum bunu ama bir podcast, birilerinin konuşmasını dinlerken ilgi çekici bir konu varsa benim için. Onları dinlerken bir yandan spor yapmış oluyorum filan. Benim için tabii ki bulunmaz bir nimet bir yandan. Bir yandan evet, bunun içinde kalmak, bu disiplini, bu düzeni sürekli devam ettirmek, her gün, her gün ve ne zaman biteceğini bilmediğin bir dönemin içinde biraz zorlandığım günler oluyor tabii ki. Ama yine de o sabah, her sabah kalkıp yatağı toplamak, sonra üstünü değiştirmek, hatta makyaj yapmak, kendi kendime yapmak, ama yine de bu kaostan makyaj... beslendiğini biliyor musun sanatsal olarak peki? Yani bu yaşanılan yaşanılan pandemide insanların yaşadıkları ya da kendi yaşadıklarımız sıkıntı, bir takım sıkıntılar vesaire seni besliyor mu? Yani buradan bir koleksiyon çıkar mı mesela? Bilmiyorum ama. Mir ekini kaldırdığımız yerde virgül var. Çıkıyor. Mesela bir arkadaşımın yine ne kadar daha süreceğini biliyoruz ama bizi bir yerlere götür. Şu anda zaten
başladı bir süreç. Yeni işler, yeni malzemeler deniyorum sürekli. Ama tabii bunları ne zaman herkese göstermeye cesaret ederim, ne zaman bunlar da olmuyorum. Benim için işte zaten çalıştığım işlerden de belli olduğu üzere zor bulduğum bir konu. Yani sen de bir gidip gelme oldu bir yere, onu diyorlar galiba. Çok renkli, çok renk kullanan bir değilim hayatımda. Ama şimdi onun üzerine şimdi gayet iyi şu anda. Beni itti, ses gitti diyorlar ama. Ben duyuyorum. Ama daha çok gördüğüm kadarıyla biraz karanlık renklere evet yönelmişsin de Twitch dünyamı gördüğün için. Orada şu böyle çok parlak renkler. Ben de bu arada Ekin Anıl'ın sayfasını takip edenler için de bilirler onlar da çalışmalarını. Ekin Instagram'da Ekin Anıl diye ararsanız. Renklerini son zamanlarda yaptığın renkli işleri takip ediyorum ben de. Hep böyle bir nasıl diyeyim? Bahar ayındayız ama böyle cıvıl cıvıl ötmüyor değil mi? Genellikle kimyamdan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Çok zaten dertli olduğum konular yaptığım için bunlar böyle patlak pembeler, bunlarla patlamıyor maalesef. Çünkü bir sıcak. Ve dertli konular olduğu için büyük ihtimalle işte mesela işte cinsiyet konusu, diyalogsuzluk konusu, barış konusu, böyle bir sürü dertlerim var ve bunları anlatmak için 18 zaten 2-3 dakikamız var. Bir yol çizgi. Bana belki geliyor. Şimdi şöyle bir şey soracağım kapatmadan önce. Öncelikle teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için. Seninle uzun uzun yeniden başlattın diyorlar. Gerçekten bu zaten. Şimdi arka arkaya bir ses geliyor mu Burcu? Yayın olduğu için böyle 20'şer dakikaya sığdırmak zorundayız. Online workshop vermeyi düşünüyor musun diye birkaç kişiden soru geldi. Ben de sana sorayım. Workshopların durumu ne olacak? Yapmayı düşünüyor musun? Yoksa biraz ara verip kendime dönmek istiyorum mu diyorsun? Nedir durumlar? Evet. Şimdi zaten şurada da evet bir saniye. Şuradan evet ya sanki yorumları bir tık kapatsam acaba etkisi olur mu? İnternete. Geliyor mu sesim? Evet. Yine dondum galiba. Şu an bana da gelmiyor biliyor musun? Kalplerden mi acaba Ekin? 4G'ye mi geçsen? 4G'de misin? Telefondan çok gidip gelmeye başladı. Olabilir. Baştan en çok sorulan zorlu bir yayın oldu seninle geçirdiğim. Halbuki ne kadar rahat konuşmuş olmayı isterdim ben. Olsun. Şimdi workshopları uzun bir süre yapmayacağını anladım değil mi? Bu dönemde tabii yüz yüze yapmak biraz zor olduğu için. Evet, online'da da pek tercih etmediğini anlıyorum ben burada. Evet olsun. Son bir söylemek istedim. May
ay içerisinde ben iki tane online workshop olacak ama devamlı bilemiyorum. Online çok zor olabilir. Hiç Evet, yani olabiliyor bazen. Ben bir iki deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Ama yüz yüze workshoplar çok uzun yok herhalde. Workshoplarının da duraklama için de özür dilerim herkesten. Haberlerini bekliyoruz. Herkes gibi ben de. Seni seven herkes buradan. Ekin Hanım için işte workshop ne zaman yapılacakmış? Bize çok mesaj geldi. Kapsalım hazırlayalım mı? Bir registration yapmamız gerekiyor mu? Vesaire diye. Seni çok seven insanlar var. İşlerini çok yakından takip eden insanlar var. Onlar için de sürpriz güzel haberler gelsin. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. En kısa zamanda yeniden görüşmeyi diliyorum seninle. Ah gene gitti. Tam da sonlara doğru. Yeniden görüşürüz Ekin'cim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ekin, evet birazcık sorunlu bir yayın oldu. İnternet bağlantısından dolayı. Fakat Ekin'e çok teşekkür ediyorum. Lütfen onun sayfasını da takipte kalın. Çok güzel workshopları ve diğer aktiviteleri olacaktır. Hepinizi şimdiden öpüyoruz. Bundan sonraki programımız da dop dolu. Yemek tarifleri, işte astrolojiler vesaire vesaire. Marmeset Dergisi'nde takipte kalın. Hoşçakalın.